Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Yeni bir oynanış videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Devour oynayacağız. Umarım güzel video olur. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet. Öncelikle karakterimizi seçelim bakalım. Hangisini alsam daha iyi olur. Neyse, Nathan'da oynayalım. Nathan daha iyi. 27. Kanalımda hiç korku oyunu videoları çekmemiştim. Devour'la bu ilk olacak. Hadi bakalım. 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. California. El Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel. O tablodaki kadın işte for 2 years, bu. Anna experimented with rituals found in ancient texts. Azazel'i çağırmak için uğraşan, ayinle uğraşan biri işte. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or what has gone wrong. Zannetse de o resimdeki kadın sürekli şeytan çağırma ayinleri falan yapmış. Sonra da lanetlenmiş. Başlıyoruz. Neyse, ben oyuncu olarak vereceğim şimdi. Fazla konuştuk. Olayın kilit ismi parti zaten. Devour oynayanlarınız bilir. Gerçi ben de bir ara oynuyordum işte. 14 Ekim. Çağırma aynı kişide toplamak kolay olmadı. Aslamanın vardı. Nathan bana her zaman zamanı geldiğinde tarikatım yanında olmuyor. Cizim yanıyormuş gibi garip hissediyorum. Oradaki Nathan bizim Nathan mı yani o zaman? Vay be. Şu anki oynadığımız karakterin ismi de Nathan. Şu base'i bir dolu alalım bakalım. İlk önce başlayalım, bir hazırlık olsun. Bu arada biraz burnum tıkalı olduğu için sesim biraz tuhaf gelebilir, o yüzden kusura bakmayın şimdi. Bazen burnum tıkalıklı yaşıyorum. Kurtulma sesi duyduk. Evet, burası arka bahçe. Bu oyunu CSGO'da hatta bir ara VS falan atıyordum ben. Ömer'le işte. Oynuyorduk biz bu oyunu. Toplamda 6 saat oynadığımız sürem oldu. Fena bir oyun değil aslında. Yani korku oyunu sevenlere öneririz yani bu oyunu kesinlikle. İndirimlerdeyken almıştım. Neyse, biraz bulabildiğim şey yapacağım, toplayacağım. Zaten oyunu tamamen bitireceğimi sanmıyorum da. Hatta Ömer'le de denemiştik kaç kere bitirmeyi ama olmadı. En fazla 6 keçi yakabildik. Oyunda ama şey zaten amacımız. Topladığımız keçileri yakıp şey yapmak işte. 10 tane yakınca oyunu bitiriyoruz. Keçileri yaktıkça da cadıyı da çıldırtıyoruz tabi, o da var. O da sıkıntı. 16 Ekim. Gözcülerin umduğu tek şey bu. Neden titriyorum? Vaya mı şekil? Vay amay shaking işte, her neyse. İşte bir anahtar bulduk diye sevindim. Nice. Kafes anahtarı var sadece. Keçileri sağlık. Önce bir sabanlardan bir tanesi almaya da başlayalım. Evet. Her şey böyle başlıyor. Artık girdik. Burada da kafes alan, şey, bodrum anahtarı var.
hissedebiliyorum. Devamını yazamamış. Bıçaklar. Bismillah. Hey. Oğlum hayırdır lan? Oh my God. Burada karşılaşacağımız hiç aklıma gelmedi. Maçta şimdiden korkmaya başladım. Düzgünce çık karşıma. Böyle aniden çıkma önüme. Böyle karşılaşmak hiç istemiyorum. Nice. Güzel. Kütüphaneyi açtık. Aha. Keçi. O zaman ilk keçimizi yakmaya da başlayalım mı ya göreve? Neredesin? Yere bırakınca kendisi otomatikman geliyor keçi. Evet. Al bakalım. Bu niye kaçtı ki? Boşuna uğraştık. Ana banyo. Ha, burada da bir anahtar bulduk. Ultraviyole'nin şarjı mı oluyormuş ya? Aha. Burada da bir şey var. Aldım valla. Anlının vardı işte duyuyoruz. Kim üzdü seni bu kadar? Ön bahçede miyim ben? Ha, ben anladım. Çiçeği zamanında almadığım için şey oldu bu kadar. Orada boşuna bekledim ya. Ondan çiçeği alamamışız. Aman aman. Korktum ya. Vallahi. Neyse, o zaman keçimizi yıkalım.
İlk kan döküldü. Gelecek. Nerede bu? Aman aman aman. Gel be buraya. Be. Aman aman aman. Aman aman aman. Bu bu öyle bir şey olmasın. Yapma, yanarız anne. Lütfen. Sakın. Ah be. Ödüm koptu. Of. Neyse, sıkıntı yok ya. Annen önümüze çıktı sadece. Biraz kasma yaşadık. Bu benim kaderim. Sen kazandın. Seni çirkin kudu be. Çok yakındaydı ya. It's time to end this. 40 ismi mi? O cadıya da erken yakalandık ya valla. Yakalanmasaydık daha iyiydi yani. Böyle birkaç dakika da olsa yakalanmasaydım iyiydi. İşte biraz da oyunda FPS düşüklüğü yaşadım. Böyle 25-30 FPS kadar düştüğünü gördüm. O cadıya tam yakalandığımda. Siz de onu fark etmişsinizdir zaten. Neyse, yine herhalde bir 15 dakika falan oynadık. Güzel oldu. Bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız da yorumlardan belirtin. Ben de ona göre videolar yazarım yani. Belki başka korku oyunlarına da başlayabilirim. Yani Outlast olabilir mesela. Outlast'ı bir ara oynamıştım. Belki buna da devam edebilirim. Belli olmaz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.